Günaydın. Bugün 6 Eylül 2022 Salı. Medya Terapi'ye hoş geldiniz. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınındasınız. Medya Terapi'de yine gündemi değerlendireceğiz her sabah olduğu gibi. Gündemle birlikte gazeteleri de okuyacağız. Gündemin ayrıntılı maddelerini, öne çıkan başlıkları yorumlayıp değerlendirdikten sonra gazeteler nasıl bakmışlar, nasıl analiz etmişler, yani birinci sayfalarına nasıl yansıtmışlar, onlara bakacağız. Televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimiz ve tabii ki her sabah olduğu gibi yine gazetelerin farklı görüşlerdeki, farklı tandanslardaki köşe yazarlarının gündeme dair analizleri ve yorumlarını da sizlerle paylaşacağız. Gelin ilk önce dünden, yani 5 Eylül pazartesiden bu sabaha 6 Eylül'e sarkan gündemi bir analiz edelim. Gündem derken bugünün tarihinden hareketle önemli bir tarihi hatırlama ve hatırlatma yapmak istiyorum. Milletlerin, ülkelerin tarihinde gurur duydukları, kıvanç duydukları ve göğüslerini kabartarak onurla, gururla andıkları tarihler vardır. Ama bazen de öyle tarihler vardır ki onu da yine milletçe ve ülke olarak biraz da utançla anmak ve tarihten ders çıkarmak adına bu anmayı da özellikle yapmak gerekir. 6-7 Eylül 1955 tarihli pogromdan söz ediyorum. Pogrom kelimesi belki yeni nesile biraz yabancı gelebilir ama uluslararası literatürde bu tür olayların tarif edildiği bir sözcük. Pogrom, yani kendisinden olmayan toplumlara dil, din, ırk, mezhep bazında bir düşmanlık besleyen toplumların onların toplu olarak yaşadıkları yerlere, evlerine, yani azınlık konumundaki bu topluluklara topluca ve örgütlü saldırıları anlamına gelen bir sözcük. 6-7 Eylül 1955 tarihinde Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da gayrimüslim azınlıklara karşı böylesine çirkin, utanç verici bir pogrom gerçekleşmişti. Bu pogromu ateşleyen, yani bu ırkçı saldırıları, bu faşist saldırıları ateşleyen bir uydurma gazete haberiydi. Daha doğrusu hem gazeteden hem de radyodan duyurulan bir yalan haberdi. Rivayet oydu ki Yunanistan'da Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve bomba atılmıştı. Aslında böyle bir olay gerçekleşmemişti ama ırkçı ve faşist saldırıları örgütleyenler onun adeta bir kıvılcımı olarak 6-7 Eylül pogromunu ateşleyecek bir kıvılcım olarak bu haberi yaydılar. Bunun üzerine özellikle de İstanbul'da gayrimüslim azınlıkların yaşadığı belli semtlerde, mesela Yedikule, Samatya, Bomonti, Şişli, Adalar gibi semtlerde, Beyoğlu'nda gayrimüslimlerin dükkanlarına, evlerine yönelik ve onların dükkanlarına yönelik çok çirkin saldırılar gerçekleştirdiler. Olaylar yaklaşık 2 gün sürdü, yani 7 Eylül sabahına da sarktı ve güvenlik kuvvetleri aradan 24 saat geçtikten sonra ancak bastırabildi. İşte bu simge fotoğraflarda da hatırladığımız 6-7 Eylül 1955 pogromunda İstanbul'da yaşayan Rum, Yahudi, Ermeni ve diğer gayrimüslim azınlıkların evleri ve dükkanları hedef alındı. Resmi kayıtlara göre 20 ila 40 arasında vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yaralandı. Çok sayıda insanın dükkanı yağmalandı, evleri yağmalandı. Çok sayıda kilise ve sinagog da tahrip edildi. Onların içlerinde çok ciddi yağmalamalar yapıldı, yani tarihi eserlerin yağmalanması anlamında. Ama tabii ki ortaya çok ağır bir bilanço çıkmıştı. Daha sonra bu faşist ve ırkçı saldırılar zamanın hükümetinin arkasında olduğu ya da zamanın iktidarda bulunan sağcı zihniyetinin arkasında olduğu belli olan bu saldırılar daha sonradan solculara, demokratlara fatura edilmeye çalışıldı. Hatta bir yıl sonra 1956 yılında yine solculara yönelik, demokrat aydınlara yönelik yaygın bir tutuklama kampanyası ya da o zamanın tabiriyle tevkifat kampanyasına da gerekçe olarak bu olaylar gösterildi. Oysa ki herkes biliyordu ki ve şimdi de biliyor ki bu olaylar o zaman Türkiye'yi yöneten ırkçı, faşist zihniyetin
perde arkasından yönettiği ve yönlendirdiği bir saldırılar diziniydi. Nitekim 1960 askeri darbesinden sonra yapılan yasada yargılamalarında da bu olaylardan sorumlu olduğu öne sürülen, bu olaylardan sorumlu tutulan o zamanın yöneticileri de bazı cezalar aldılar. Ama bütün hepsini alt alta topladığımızda 6-7 Eylül 1955'te yaşanan bu ırkçı ve faşist pogrom Türkiye tarihine kara bir utanç lekesi olarak geçti. Daha sonra zaman zaman gayrimüslimlere, zaman zaman da mezhep bölünmesi anlamında ya da mezhepsel düşmanlık anlamında farklı toplumlara da yönlendirildi. Mesela 12 Eylül 80 öncesinde işte Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta, Çorum'da yaşananlar, orada Alevilere karşı yaşanan pogromlar, daha sonra Türkiye'de göç sorunuyla ya da sığınmacı sorunuyla bağlantılı olarak yabancı göçmenlere karşı yaşanan saldırılar, işte hep bu zihniyetin hala bu topraklarda zaman zaman filizlenme eğilimi gösteren, zaman zaman o çirkin kafasını, çirkin yüzünü gösterme, yani gömüldüğü topraktan çıkabilme eğilimi gösteren ve belki de henüz tam olarak tarihe gömülmediği izlenimini, utanç verici izlenimini bizlere aktaran ya da uyandıran belirtilerdi. Dileğimiz 6-7 Eylül 1955'in bu tür saldırıların, bu tür ırkçı ayaklanmaların bir daha gerçekleşmemesi ve bu tarihlerinde tekrarlanmaması. Dünyanın farklı yerlerinde de oluyor aynı şeyler. Mesela Kıbrıs'ta Türklere karşı yahut Batı Trakya'da yine Türk ve Müslüman azınlığa karşı bu kez de Rumların ya da Yunanların gerçekleştirdiği pogromlar da hayatta ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Ama bizim 1940'larda yani Nazi Almanya'sında kaldığına inandığımız şeylerin 1955'te tekrardan hortladığını suratımıza bir utanç şamarı gibi vuran bu 6-7 Eylül 1955 hadiselerini unutmamak ve unutturmamak, bir daha asla yaşanmaması için gelecek nesilleri bu şekilde eğitmek dersini çıkarmamız gereken bir olaydı. Dolayısıyla 6 Eylül 2022 sabahında bunu da hatırlatmak bir boyun borcuydu bizim için. Gündemin önemli maddelerine geçerken tabii ki ekonomiyle başlamak biraz farz olmuş gibi gözüküyor. Yani dün sabah açıklanan enflasyon verilerinden söz ediyorum. Enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanmadan kısa bir süre önce bunlara alternatif olarak bir veri dizini diyelim açıklayan ENAG, yani Enflasyon Araştırma Grubu'nun uzmanları Profesör Doktor Veysel Ulusoy %180 gibi bir veri açıkladı. Bunu da abartılı bulanlar olabilir. Yani ENAG grubunun da sağlıklı bir veri tabanını ya da veri dizinini vatandaşlarla paylaşmadığı, yani onların da somut bir temelde nasıl bu hesaplamayı yaptığını kuşkuyla karşılayanlar olabilir. Ama aradaki çok büyük fark, TÜİK'in bu verileri olağanüstü bir şekilde, şeffaflıktan uzak bir şekilde küçük gösterdiğini bizlere anlatıyor. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bir gün önce ya da birkaç gün önce İstanbul Ticaret Odası, geçen hafta içinde İstanbul Ticaret Odası, yine onlar da dönemsel olarak bu enflasyon araştırmasını yapıyorlar. Onlar da yine piyasadaki fiyatlara, belli sepet hesaplamalarıyla filan piyasadaki fiyatlara erişerek onlar üzerinden bir enflasyon hesaplaması ya da tüketici fiyat endeksi TÜFE hesaplaması yapıyorlar. İstanbul Ticaret Odası'nın İTO'nun TÜFE hesabı da %99.9 gibi, yine TÜİK'le önemli bir fark içeren bir veriydi. Yani %80.21, yanlış hatırlamıyorsam dün TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi. Bunda en büyük payın ulaştırma sektöründe olduğu, yani seyahat harcamalarında olduğu vurgulandı. Bunun da nedeni anlaşılabilir. Yani geçtiğimiz aylarda peş peşe gelen enerji zamları, akaryakıt zamları ulaştırma sektörüne de biraz da abartılı, biraz da bindirmeli şekilde yansıyınca tabii ulaştırma sektöründe bu artışın
en çok artan kalem olarak ortaya çıkması kaçınılmaz gibi gözüküyor. En az fiyatı artan sektörün ya da alanın ise haberleşme sektörü olduğu bildirildi. Yani telekomünikasyon şirketlerinin telefonu, işte başka iletişim imkanlarıydı, internetti. Bunlara yapılan zammın da en az zam olarak kaldığı anlaşılıyor. Gıda enflasyonu, yiyecek içecek malzemeleri, çarşı pazarının enflasyonu zaten en fazla artan kalemler arasında gözüküyor. Bütün bunları bir tarafa koyarak, yani enflasyonu TÜİK şöyle açıklamış, ENAG böyle açıklamış, İTO böyle açıklamış. Bu veriler aslında vatandaşın günlük yaşamında çarşıda, pazarda karşılaştığı ya da sofrasına yansıyan fiyat artışlarının, yani hayat pahalılığının artık acımasız bir hal aldığı gerçeği karşısında sayılar, veriler, yüzdeler filan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Zaten vatandaş çıktığı zaman sokağa, gittiği zaman pazara bunu birebir hissediyor. Sabahtan beri dünden yansıyan bir takım sosyal medya paylaşımlarını incelediğimizde, işte gittim limonu 5 liraya alırken geçen sene, bu sene 25 liraya alıyorum. İşte bilmem elmayı 3 liraya alırken şimdi 13 liraya alıyorum şeklinde kıyaslamalar, karşılaştırmalar var. Özellikle ev kiralarındaki o fahiş inanılmaz artışın, şimdi okullar açılıyor, okul malzemelerindeki çocukların giyimi, kuşamı, defteri, kalemi, sarf malzemeleri, bunlardaki olağanüstü artış, okulların, özel okulların özellikle bu yıl ücretlerine yaptıkları olağanüstü zamlar, uçak biletlerinde, efendim otobüs biletlerinde, vapur biletlerinde, tren biletlerindeki o olağanüstü artış ve daha geçen hafta birkaç gün önce yaşadığımız doğalgaza ve elektriğe yapılan fahiş zamlar. Evet, bu fahiş kelimesi aslında en iyi anlatan sıfat. Fahiş zamlarda zaten enflasyonun tutarı ya da vardığı seviyeyle ilgili doğru bir izlenim veriyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda hükümetin bu enflasyonu nasıl kontrol altına alacağına dair bir takım vaatleri olsa da piyasaları gören, piyasadaki en azından bu konudaki ivmeyi görenler, yani ekonominin gerçeklerinden kaynaklanır bir şekilde o ivmeyi de hesap eden ekonomistler, hükümetin bunu seçimlere kadar, hani vaat ediyorlar ya işte 2023'te şu kadara indireceğiz, 2025'te bu kadara indireceğiz diye, bu başarıyı sağlayamayacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Çünkü ekonomi politikalarının temelden yanlış olduğu gerçeğini görüyorlar da ona dayanarak söylüyorlar. Çünkü bütün dünyada enflasyonu kontrol altına alabilmenin, enflasyonu dizginleyebilmenin yollarından bir tanesi de faizleri artırmak. Türkiye'de ise tam tersi bir yol izleniyor. Yani faizleri uzun süre 4-5 ay yanlış hatırlamıyorsam sabit tutarak ve sonrasında da sistemli olarak azaltma ve azaltacağını da hissettirme etkisi yaparak enflasyonun asla ve kat'a düşürülemeyeceği gerçeği ortada. Biz söylemiyoruz, ekonomi bilimi söylüyor ve dünyada bu uygulamayı yapanlar söylüyor. Yani dünyada enflasyonla mücadele etmeye çalışan ülkeler faizi azaltmak, düşürmek yerine artırarak bu sonucu alma yolunu tercih ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomiyi tek başına yönettiğini söyleyen o tek kişilik makam, yani Cumhurbaşkanlığı makamı, yani Recep Tayyip Erdoğan, faiz neden, enflasyon sonuçtur diye özetlediği ve kendince en doğru politika olarak gördüğü bu politikayı sürdürdüğü müddetçe ne Türk lirasının değerini Amerikan doları ya da başka yabancı para birimleri karşısında güçlendirebilir, ne de enflasyonu kontrol altına alabilir görüşü ekonomistler tarafından dile getiriliyor. Orta vadeli program, dün sabah burada o hedefleri de paylaşmıştık sizlerle. Efendim işte 2023'te şuna inecekmiş, 2024'te şuna inecekmiş, 2025'te de %9.9'a inecekmiş. Yani o hedefler, beklentiler filan. Oysa ki 2023'ün Haziran'ında tek haneli verilere ya da sayılara indirmeyi vaat eden Ekonomi Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin artık 2025'e ertelediği bu tek haneli enflasyonu ya da o hedefi 2025'e ertelediği gerçeği de bunu bize gayet iyi anlatıyor. Faizin
dövizin, enflasyonun artık tamamen kontrolden çıktığı anlaşılan bir iklimde de hepimize artık Allah kolaylık versin demek ve Türkiye'nin bir an önce bu kötü yönetimden, bu kötü ekonomi yönetiminden, bu felaketi bizzat tek tek yol taşlarını döşeyerek getiren ve üzerimize bir kabus gibi çöktüren bu yönetimden kurtulması dileğini de bu vesileyle bir kez daha tekrarlamış olalım. Sözü siyasete getirmiş olalım böylelikle de. Siyaset derken artık iyice bir seçim satım haline girmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Artık kaçınılmaz bir şekilde anayasal süre olarak gelecek yıl Haziran'ın 2023 yılının Haziran ayında yapılacağı, daha önce erken seçim kararı alınması tabii, artık kesin olan seçim için düğmeye basılmıştı ve o süreç devam ediyor. Siyasi partiler artık gittikleri her yerde, düzenledikleri her etkinlikte, yaptıkları her konuşmada ya da televizyonlara, radyolara, gazetelere verdikleri her mülakatta seçim çalışması kokan demeçlerle ya da etkinliklerle halkın karşısına çıkıyorlar. Halkın karşısına çıkıyorlar derken iktidar partilerinin pek fazla öyle halkın karşısına çıkabildiklerini de söylemek de mümkün değil. Hatırlar mısınız, bundan 2 ya da 3 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yüz yüze 100 gün filan gibi bir program açıklamıştı. Ertesi gün yaptığımız yorumda dedik ki acaba hangi yüzle yüz yüze vatandaşın karşısına çıkacaklar? Nitekim öyle oldu. Yani vatandaşa İstanbul'da özellikle de çıkıp da böyle kapı kapı dolaşıp ya da direkt yüz yüze gelip de onların dertlerini dinleyip onlara bir takım vaatlerden bulunmaya yüzü bile artık kalmayan bir iktidar koalisyonundan söz ediyoruz. AKP ve MHP koalisyonundan söz ediyoruz. Partileri bu anlamda çok fazla vatandaşla yüz yüze gelemiyorlar. Onlar basın toplantılarıyla, en başta da liderlerinin konuşmalarıyla bu faaliyetleri yürütüyorlar. Ama muhalefet partileri, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti gibi Millet İttifakı'ndaki siyasi partiler, diğer Millet İttifakı ya da o altılı masa denilen ittifaktaki partiler, öteki ittifaklar, yani sol ittifak, işte HDP'nin içinde yer aldığı, TİP'in içinde yer aldığı, sol partinin içinde yer aldığı farklı muhalif ve sol ittifaklarda vatandaşla birebir direkt temaslarla vatandaşın dertlerini dinleyerek seçime hazırlıyorlar kitlelerini ya da seçim hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Bu anlamda en çok konuşulan, en çok tartışılan faaliyet de altılı masa denilen Millet İttifakı isimli oluşumun çalışmaları. Yani bir başka aşamada işte memleket masası filan diye de nitelendirdiler ama genellikle işte o klişeleşmiş tabirle altılı masa diye adlandırılan masa. O masada neler olduğu tabii özellikle de iktidar partileri tarafından, yani Cumhur İttifakı tarafından ve onların yandaş medyası, onların besleme medyası, basını tarafından çok önemli bir dozda sıcak tutuluyor. Nasıl sıcak tutuluyor? Zaman zaman da sizlere o gazetelerin, yani yandaş besleme gazetelerin manşetleriyle ya da köşe yazarlarının yorumlarıyla örneklendiriyoruz ya. Sürekli olarak altılı masada bir kavga çıktı, çıkacak, dağılacaklar, bir şey yapamayacaklar. Özellikle de aday belirleme, Cumhurbaşkanı adayı belirleme ile ilgili olarak çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi tartışmalar, hatta içeride ciddi kavgalar yaşıyorlar. Propagandası sürekli olarak sıcak tutulmaya çalışılıyor. Nitekim bu anlamda şu anda adaylıkla ilgili olarak ismi en sıcak bir şekilde ortada dolaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi hep gündemde tutuluyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Kılıçdaroğlu bizzat kendisi sık sık ima eder tarzda gündemde tutuyor. Nereden anlıyoruz bunu? Yaptığı konuşmalarda, vatandaşa hitap ederken, verdiği mülakatlarda, daha geçen gün sırasıyla Tele 1 televizyonu, Halk TV, Fox Haber'e verdiği mülakatlarda sık sık aynı ifadeyi kullandı. Grup konuşmalarında da aynı ifadeyi kullandı. Ben şunu yapacağım, ben
bunu yapacağım, ben şunu sonlandıracağım, ben şöyle yeni bir dönem açacağım, şunun gözünün yaşına bakmayacağım, şunların burnundan fitil fitil getireceğim şeklinde birinci tekil şahıs ifadesini kullanarak, ben ifadesini kullanarak, yani aday olduğunu, aday olmak istediğini, yani cumhurbaşkanlığı makamına talip olduğunu artık buram buram hissettiren bir söylemde bulunuyor. Ama sorulduğu zaman hiçbir soruya, bu konudaki hiçbir soruya evet ben adayım, aday olmak istiyorum şeklinde cevap vermiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Nitekim en son dün sabah Fox Haber'de İlker Karagöz meslektaşımızın, İlker Karagöz'ün sorularını cevaplandırırken Fox'un programında orada da bu konudaki bir soruya muhatap oldu. Daha önce de öteki mülakatlarda da hep aynı soru soruluyor. Efendim siz aday olmak istiyor musunuz? Aday mısınız? Kendinizi aday olarak görüyor musunuz? Şeklinde formüle edilen bütün sorulara da buna ben karar veremem. Altılı masadaki altı lider olarak, yani ben dahil diğer beş lider olarak bir aşamada bu konuyu masaya getireceğiz ve karar orada alınacak diyor. Dolayısıyla o karar alınıp da açıklanmadan önce hiçbirimizin gerek kendisini gerekse başka bir şahsı aday olarak deklare etmesi mümkün değildir, doğru da değildir, yakışıklı almaz şeklinde diplomatik bir cevap veriyor. Ama onun dışında, yani masanın haricinde, Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı her konuşmada bunu ima eder bir yaklaşım içinde. Bunu nereden kaynaklanarak yapıyor? Bunu neye dayanarak yapıyor? Çünkü yapılan anketlerde kendi ismi bu aday olması muhtemel isimlerin önünde bir yüzdeyle anketlerde önde çıkıyor. Hatırlarsınız bir dönem Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Mansur Yavaş'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın isimleri de çok öne çıkıyordu. Hatta onlar böyle 1-2-3 şeklinde yarışıyordu. Hatta bir aşamada daha önceki yıllarda Sayın Akşener'in ismi de bu anlamda öne çıkıyordu. Ve hatta bazı anketlerde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı İmamoğlu mu, Erdoğan mı Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı Meral Akşener mi gibi karşılaştırma soruları da soruluyordu dört ismin özelinde. Ama Sayın Akşener kendisini denklemden çıkardı. Ben başbakanlığa talibim dedi. Yani rejim değişecek ve tekrardan başbakanlık diye bir makamın oluşacağı sistemde ben başbakanlığa talibim. Yani yürütme organı eskisi gibi bir bakanlar kurulu olmalı ve ben de başbakan olmak istiyorum şeklinde bir deklarasyonda bulundu. Yani kendisini muhtemel potansiyel cumhurbaşkanı adayları listesinden çıkarmış oldu. Geriye de İmamoğlu, Mansur Yavaş kaldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla uzunca bir süredir ben Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızın aday olmasından yana değilim. Çünkü onlar 2019 seçiminde çok önemli görevlere talip oldular. İktidarı önemli bir başarısızlığa, önemli bir yenilgiye uğrattık. O görevlere seçildiler ve görev sürelerini, yani o 5 yıllık görev sürelerini tamamlamadan önce başka bir makama seçilmelerini doğru bulmam. Çünkü o zaman oralar boş kalır ve onu da iktidar doldurur şeklinde, ya da o anlama gelecek bir izahatta bulunmuştu. Nitekim aynı soru Sayın Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde bir mülakatta bir kez daha soruldu. Yani siz İmamoğlu ve Mansur Yavaş altılı masa daki o aday belirleme toplantısında ya da o aşamada gündeme gelirse, masaya gelirse ne dersiniz şeklinde, hayır onların isimleri gelmez anlamına gelecek bir cevap verdi. Tam olarak cümleyi burada birebir aktaramayacağım ama İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının gündemde olmayacağını ya da olamayacağını ima etmişti. Geriye ne kalıyor? Şimdi Akşener de devreden çıktığına göre Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın da parti bazında en azından oy yüzdeleri de böylesine öne çıkmayacağına göre geriye şu anda anketlerde de genel anlamda hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dahi önüne geçmiş gibi gözüken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kalıyor. Dolayısıyla o yöne doğru işin gitmekte olduğunu hisseden ve bunu da ima ederek ortaya koyan bir CHP genel başkanından söz ediyoruz. Nitekim geçen günde dediğim gibi bu soru sorulduğunda Kılıçdaroğlu buna benzer bir cevap verdi. Bu süreçte ortalığı karıştıran
alevlendiren ve bugün de az sonra manşetlerde de okuyacağım size, köşe yazarlarının da çoğunun yandaş medyadan, besleme medyadan söz ediyorum, hükümet yandaşı medyadan, onların eline adeta bir koz geçmişçesine önemli yeni bir tartışma başlığı açıldı. Eğer hükümet değişir, altılı masadaki Millet İttifakı partileri iktidara gelirlerse ve bir yeni bakanlar kurulu oluşursa, HDP'ye, Halkların Demokratik Partisi'ne de bir bakanlık verilebilir mi? Yani iktidar onları da kapsayacak şekilde paylaşılabilir mi? Bunu kim dile getirdi ya da bu konuda olabilir cevabını veren ya da bu konuda bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekillerinden Sayın Gürsel Tekin olabileceğini söyledi bir televizyon tartışmasında, bir televizyon programında ve anında iktidar partileri bunun üzerine atlayıp ve iktidar partilerinin yandaşı medya, bakın işte biz hep öteden beri demiyor muyduk altılı masaya bir de böyle ek bacak olarak, yedinci ortak olarak HDP de ortak, yani zımnen ya da gizli bir ortak, işte bunun kanıtı olarak CHP onları da içeri almaya çalışıyor gibi bir itiraz içindelerdi. Nitekim bu konu Kılıçdaroğlu'na da sorulmuş. Kılıçdaroğlu da demiş ki bu konu altılı masada kararlaştırılır. Öyle tek bir kişinin yaptığı açıklamayla filan böyle bir şey söz konusu olamaz demiş. Yani biraz Gürsel Tekin'i de kınamadan ama Gürsel Tekin'in söylediği lafla da araya mesafeyi koyarak böylesine bir beyanda bulunmuş. Yani böyle bir şey yok şu anda. Arkadaşımızın şahsi görüşü olarak dile getirdiği bir şeydir ama bunlar masada kararlaştırılır gibi bir cevap vermiş. Bu tartışmanın yakışıksızlığı, yani HDP'ye de bakanlık verilir mi, verilemez mi tartışmasının yakışıksızlığı, aklı başı yerinde vicdan sahibi, demokrat, aydın ve çağdaş kafalı herkes tarafından altı çizilerek kabul edilmeli. Halkların Demokratik Partisi'ne ya da bir başka meşru siyasi partiye, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Komünist Parti, Halkın Kurtuluş Partisi vesaire, herhangi bir yasal siyasi partiye de iktidar değişikliğinde, hükümette ya da bürokraside bir rol verilebilmesinin önünde ne gibi bir sakınca olduğunu ben anlayamıyorum. Bu iktidar partilerinin, yani koalisyonu oluşturan AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'yi ısrarla ve sistematik bir şekilde PKK terör örgütüyle aynı yapıymış, aynı çatıymış gibi gösterme çabasından kaynaklanan ırkçı, düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici tavrın bir tezahürüdür. Halkların Demokratik Partisi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla milletvekili bulunduran ve en son yapılmış genel seçimlerde 6 milyon civarında oy almış yasal, meşru bir siyasi partidir. O partiden herhangi birinin hükümette görev almasını ya da devlet mekanizmasında görev almasını engelleyici hiçbir hüküm ya da hiçbir vicdani kanaat söz konusu olamaz. Tabii ki örgüte destek vermek, tabii ki terörü desteklemek, bu konuda açık beyanda bulunmak ya da örgütle bir irtibatı, iltisakı kanıtlanıp da hüküm giymiş olmak bu konunun dışındadır. Ama Halkların Demokratik Partisi'nin seçimlere girmesi ne kadar meşruysa, ne kadar yasalsa, şu anda parlamento çatısı altında parlamenterlik görevlerini yerine getirmeleri, yani yasama görevlerini yerine getirmeleri ne kadar meşruysa, kurulacak herhangi bir yeni hükümette de bakanlık dahil her türlü göreve gelmeleri de o kadar meşrudur. İnsanların kendi hissiyatı ya da o partiye karşı düşünceleri, duyguları bunu engelleyici bir hüküm değildir. Şöyle söyleyeyim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilleri arasında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un başkan vekillikleri var. Değişik siyasi partilerden başkan vekilleri var. Onlardan bir tanesi de HDP'li. O zaman HDP'li başkan vekili olamaz deyip onu görevden mi alacaksınız? Parlamentoya getirdiğiniz bir takım yasa tasarıları var. O yasalar için oylama yapıldığında HDP'lilerin oyları geçersizdir mi diyorsunuz? Onlar el kaldırıp sizin getirdiğiniz tasarıya destek verdiği zaman o oyları saymayacak mısınız?
ya da başka şeyler. HDP'ye üye olan insanları devlet memuriyetinden mi çıkartacaksınız? Ya da HDP'ye sempatisi olan insanları. Böylesine akıl dışı bir yaklaşımı hangi vicdan, hangi akıl kabul edebilir? HDP'den bakan olamaz. Yeni hükümette HDP'ye bakanlık veremezsiniz. Verirseniz meşru olmaz gibi bir anlayış. Faşist kafanın, ırkçı kafanın, milliyetçi, kafatasçı milliyetçi kafanın getirdiği bir şeydir, bir sonuçtur. Dolayısıyla bu asla ve kata kabul edilemez. Sizin beğenmediğiniz partiler devlet yönetiminde bulunamaz diye bir anlayış, demokrasiyle taban tabana zıt bir anlayıştır. Bunu da kesinlikle reddetmek lazım. Gelelim ötekileştirici, düşmanlaştırıcı anlayışın nelere kadir olabildiğine ilişkin bir başka örneği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden söz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında el değiştirdiği andan itibaren İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerine, icraatına ve İBB'nin çalışmalarına ilişkin yoğun bir abluka ve baskı politikası uygulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün bu baskılara ve ablukaya rağmen görevini yerine getirmeye çalışıyor. Eksiklikleri olabilir, yanlışları olabilir. Burada eksikliklerini ve yanlışlarını gerek Sayın İmamoğlu'nun gerekse İBB'nin eksikliklerini ve yanlışlıklarını en sert biçimde, en net bir şekilde ve hiçbir şekilde müsamaha göstermeden dile getiren gazetecilerden biri konuşuyor burada. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylardaki, geçtiğimiz 3 yıl boyunca yaptığımız bütün yayınlarda Ekrem İmamoğlu ya da İBB'nin icraatına dair yanlışları, eksiklikleri hiçbir taviz vermeden eleştirdim. Burada eleştirmeye de devam ederim. Çünkü ne İBB ile ne İBB'nin başındaki Ekrem İmamoğlu'nun mensup olduğu partiyle ya da ne de kendisiyle en ufak bir özdeşlik ya da bir çıkar gönül ilişkisi filan içinde değilim. O rahatlıkla da eleştiriyorum. Ama bir noktada da yani çok önemli bir noktada da hakkını teslim etmek lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve dolayısıyla İstanbul halkı başarısızlığa mahkum edilmek isteniyor. O anlamda da her türlü baskı ve abluka uygulanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun talep ettiği, İBB'nin talep ettiği bütün finansal desteklerin önü kesiliyor. Hatırlayın. Pandemi döneminde 9 milyon gibi bir yardım toplandı, ona bile çöktüler, el koydular, hazineye devrettiler. Resmen bir çökme operasyonu gerçekleştirdiler. İstanbul'un toplu taşıma ya da başka ihtiyaçları için gerekli olan kredilerin önünü tıkıyorlar. Gerek kamu kaynaklarından gerekse yabancı kaynaklardan edinmeye çalıştığı bütün finansal desteği bloke etmeye çalışıyorlar ki iş göremesin diye Ekrem İmamoğlu. Otobüs alamasın, işte restorasyon projelerini gerçekleştiremesin, ıslah projelerini gerçekleştiremesin, kentsel dönüşüme harcayamasın, depremle mücadeleye ya da deprem hazırlığını harcayamasın vesaire vesaire. Bu anlamda elini kolunu bağlamak için merkezi yönetim istediği elinden gelen her şeyi yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştırdığı ve gelir etmeye çalışacağı ya da gelir etmeyi planladığı tesislere çöküyorlar. Aman 3 kuruş oradan kazanmasın, aman orası onun elinde olmasın, hemen merkezi yönetimi alayım. Yönetmelikleri, yasaları değiştiriyorlar. UKOME örneğinde olduğu gibi toplu ulaşım sorunlarını çözmesine engel oluyorlar. Taksi sorununu çözememesi için tuttular UKOME'nin kombinasyonunu değiştirdiler, oy dağılımını değiştirdiler. Orada bütün yapmak istediklerini engelliyorlar. En son örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları kötülüklerden biri. Şurada görüntülerde izlediğiniz iki yalı var. Bunlar Ortaköy'de. Bir tanesi Fehime Sultan Yalısı, bir tanesi de Hatice Sultan Yalısı. Bunlar yüzyıllar öncesinden kalma, belki işte 19. 18. yüzyıldan, tam tarihlerini bilemiyorum. Tarihi ve çok değerli yalılar. Adı üstünde yalı, İstanbul Boğazı'na sıfır, dünyanın en güzel konumunda. Bir takım tarihi binalar. Buralar elden geçirilip, buralar yenilenip, restore edilip belki turizme açılacak, belki müze olarak kullanılacak, belki bir tesis olarak işletilecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hanesine artı değer yaratacak. İşte bu gerçekleşmesin diye daha önce bir takım kiralama sözleşmeleriyle filan başkalarına paslanmış olan bu yalılar
İBB tarafından geri istendiğinde, talep edildiğinde önlerine güvenlik engeli çıkardılar. Hatırlayacaksınız, hafta sonunda gitti İBB yetkilileri, efendim burada biz denetim yapmak istiyoruz çünkü burası bize ait dediler. Ve şu gördüğünüz iki yalıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sokulmadı. Tarihi eserlerle ilgili birimlerin temsilcileri ya da işte zabıtalar falan gittiler, sokulmadı. Kim tarafından? Özel güvenlikçiler tarafından. Dün sabah da burada şiddetle eleştirmiştim. Ya nasıl sokmazsın? İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek kamu otoritesi demek. Yani elinde bir de zabıta gücü var ve kamu görevlileri onlar, belediyeciler. Yani özel bir şirket değil ki. Onu almadı oraya özel güvenlikçiler. Şimdi bakın, içeriden çekilmiş fotoğraflar var. Anladığım kadarıyla belediyeciler bir aşamada belki de hani gizlice girip çekmişler bunu. İçindeki hale bakın. Bir inşaat şantiyesi gibi ve kırık dökük viran halde duruyor. Belediye diyor ki benim kamu olarak görevim buralara girip buraları restore etmek, düzeltmek. Bakın, tarihi eserler naylon örtülerin altında harap oluyor. Paha biçilmez değerde yapılardan söz ediyoruz. Oranın yangın korunumu, oranın depreme karşı dayanıklılığı filan, bunlar hep belediyenin sorumluluğu altında. Ben bunlara müdahale etmek istiyorum diyor, sokmuyorlar. Ve dün ne oldu biliyor musunuz? Aynı Galata Kulesi'ne yaptıkları gibi, aynı Haydarpaşa Garı'na yapmak istedikleri gibi, aynı İstanbul'daki bazı marinalara, yat limanlarına yapmaya çalıştıkları gibi, devlet yani merkezi yönetim buralara el koyduğunu açıklamış. Valilik bir açıklama yaptı. Valilik Devir ve Paylaştırma Komisyonu mu? Öyle bir isimde bir komisyon var ve orada çoğunluk merkezi yönetimin temsilcilerinde bir tane belediye temsilcisi var ve o yalılara el konulduğunu açıklamışlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sert bir tepki gösterdi. Hukuki yollara başvurulacağını söyledi ama tabii hukuki yollar derken kimi kime şikayet ediyorsun? Mahkemelerdeki hakimleri doğrudan tayin eden, işine gelmeyen kararlar verildiğinde o tayin ettiği hakimleri de oradan alıp oraya süren, yani neticede önünde sonunda kendi istediği kararın çıkması garanti olan bir merkezi yönetimden söz ediyoruz. Yani üzerine bir bardak soğuk su içmesi lazım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu karardan sonra. Ciddi bir hukuk ayıbı, ciddi bir demokrasi ayıbından söz ediyoruz burada. Ben sana yedirmem. Neyi yedirmiyorsun? Babanın malı mı? Merkezi yönetim olarak istediğim şeye ben çökerim. Hatırlayın, bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına ait başka varlıkları da bu şekilde çökerek İstanbul Belediyesi'nin yararlanmasını engellemeye çalıştılar. Tren istasyonu, metro istasyonu, o senin zamanında yapıldı, bu benim zamanımda yapıldı. Oraya M harfini sen koyabilirsin, öteki tarafa ben U harfini koyacağım. Adil Kara İsmailoğlu'nun o trajikomik uygulamalarından söz ediyorum. Demir yolunu biz yaptık, falanca metro hattını biz yaptık, dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın U'sunu koyacağız oraya. Sen M diye devam et metro istasyonunu. O sokak benim, öteki çarşı senin. Böylesine bir ayrıştırmayı bu topraklar ömründe görmedi. Böylesine bir rezil yönetim anlayışını bu topraklar ömründe görmedi. Bunun da sona ermesi için bunların da bir yere not alınması ve bunların da seçim geldiğinde bugünkü yönetim anlayışını mahkum etmek üzere oy kullanacak vatandaşlar tarafından mutlaka ve mutlaka hatırlanması gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezi yönetimin o zaman kendisine uyguladığını savunduğu ve haklı olarak da sert bir tepki gösterdiği bazı konuşmaları var. Zaman zaman o konuşmalarda hatırlatılıyor. Mesela onlardan en ünlülerinden biri, zamanın Çevre Bakanı İmren Aykut'la bir televizyon programında, rahmetli Mehmet Ali Birand'ın bir televizyon programında ciddi bir tartışmasını hatırlıyorum. Zaman zaman da yayınlanır o tartışma. Yani İstanbul'la ilgili bir karar alırken burada bilmem kaç milyon oy almış bu şehrin belediye başkanını yok sayamazsınız hanımefendi diye bas bağırdığı var. Bağırdığı bir konuşma var. Bir de bu geçen gün ortaya çıkan bir yine eski konuşması var. O var mı o kayıt arkadaşlar bizde? Tayyip Erdoğan'ın. O konuşmayı da hatırlarsak, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak merkezi yönetimin
kendisini yok saymasına karşı nasıl haklı bir çıkış içinde olduğunu da hatırlayabiliriz. Hazırsa verelim arkadaşlar. Evet, onu dinleyelim. Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. O ünlü Türk büyüğünün sözü hep gelip kendini dayatıyor. Nereden nereye, değil mi? Saçlar artık beyaz değil o zaman. Saçlar gür, bıyıklar gür. Daha genç, daha dinamik bir sima. Recep Tayyip Erdoğan. Sanıyorum 1994 ya da 95 yılları olabilir. Nasıl tepki gösteriyor, değil mi? Bu belediye halkın belediyesi değil mi diyor. Nasıl yok sayarsınız diyor. Efendim gelmeyin ortamı diyor. Sen geliyorsun, biz gelmiyoruz ki diyor. İşte merkezi yönetimin yerel yönetime sırf kendi partisinden değil, kendi düşüncesinden, kendi ideolojisinden değil diye nasıl haksızlık ettiğinin bir örneği ve haklı bir isyan. E şimdi kalkmış aynı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki onu sana yedirmem, bunu sana yönettirmem, orayı ben alırım, buraya ben çökerim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kendinizle çelişmenin sayısız örneklerini sergilediniz ama bu kadarına da pes doğrusu. Gündemde çok önemli bir hadise daha var. Ona da değinmek istiyorum müsaadenizle. Futbol terörü ya da sporda terör. Hatırlayacaksınız o 3 Temmuz sürecinde işte Fenerbahçe'ye yönelik bir kumpas girişimi yapıldı, o davalar vesaire. Ondan sonra futbolla ilgili yasalarda, genel anlamda spor alanlarıyla ilgili yasalarda köklü değişiklikler yapıldı ve 6222 sayılı bir meşhur yasa çıkartıldı. Orada işte spor alanlarında ya da spor dünyasında terörün, şiddetin, düşmanlığın önlenmesine yönelik çok sert yasal düzenlemeler yapıldı. Amaç spordaki gerilimi azaltmak ve husumeti, düşmanlığı azaltmak. Ve maalesef son günlerde buna karşı ya da o ruha karşı çok önemli peş peşe iki hadise yaşandı. Bir, hafta sonunda İstanbul'da Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesisleri kurşunlandı. Bir takım şahıslar yakalandı o kurşunlama hadisesiyle ilgili olarak. Bereket can kaybı olmadı ama Futbol Federasyonu yönetiminin toplandığı odaya ateş edildi. Hatta baş hizasından kurşunların geçtiği falan söyleniyor. Yani ölümün gerçekleşmemesinin mucize olduğu söyleniyor. Bu olayla ilgili sanıkların da yakalanıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılması, pazar akşamı Ankara'da Eryaman Stadı'nda Ankara Gücü ile Beşiktaş takımları arasındaki karşılaşmada tribünden bir vatandaşın adeta uçarak sahaya inmesi, sahanın ortasına kadar gidip maçın bitiminde rakip takımın futbolcularına, Beşiktaşlı futbolculara saldırması, tekme yumruk atmaya çalışması, engellenmesi, enterne edilmesi, ondan sonra da karakola götürüldükten sonra, sorgu sual edildikten sonra savcılıkta serbest bırakılması. Büyük bir facia bunlar. Yani futbolun yöneticisi, otoriteyi kurşunlayan adam, sahaya inip bir maçı sabote etmeye çalışan, belki de Allah muhafaza iki takım taraftarlarını birbirine sokmaya çalışan bir hadiseye imza atan vatandaş serbest. Ortada dolaşıyor. Bunlar terör eylemi değilse terör eylemi başka nedir? Bir öğrencinin eline pankart alıp demokratik üniversite istiyoruz ya da halklara özgürlük, bütün halklar eşit olarak yaşansın, falanca dilde serbestçe konuşulsun dediği anda terörist diye üzerine giden devlet bizzat şiddeti uygulayanlara ya gel bakayım bir iki sorumuza cevap ver, çık git özgürce dolaş nasıl diyebiliyor? Bunlar terörist değilse kimdir terörist? Dolayısıyla o yasanın ruhuna, o yasanın çıkarılma amacına aykırı bu tür uygulamalardan da bir an önce vazgeçilmeli. Şu anda fırsat bu fırsat deyip bu tür spor terörü ya da futbol terörü anlamındaki eylemlerin faillerini en ağır şekilde cezalandırmazsanız bundan sonra yapacakları teşvik etmiş olursunuz. Yarın öbür gün bir başka maçta, bu hafta sonu yaşanacak XY takımları arasındaki maçta tribünden atlayıp da rakip takımın futbolcusuna kafa atma amacıyla
girecek bir serseriyi cesaretlendiriyorsunuz. Ya da Allah korusun bir kulübün binasını kurşunlamayı ya da taşlamayı amaçlayan bir teröristi cesaretlendiriyorsunuz. Dün Twitter'da ben bunları yazınca birisi kalktı dedi ki bana, muhtemelen trollerden biri, efendim sen haksız tutuklamalara karşı sürekli olarak bir söylem geliştiriyorsun televizyonda ya da sosyal medyada, bu da haksız tutuklama değil mi? Ya ikisi arasında dağlar kadar fark var. Haksız tutuklama Gülşen'in tutuklanması. Haksız tutuklama bir tweet attı diye bir gazetecinin tutuklanması, ama sahaya girip bir şiddet eylemi gerçekleştiren adamı tutuklamak sonuna kadar ve bal gibi de haklı bir tutuklamadır. O adamın yeri toplumun arası değil, o adamın yeri demir parmaklıkların arkasıdır. Gündemin önemli başlıkları birkaç tane daha var. Onlara devam edeceğiz. Şimdi bir soluklanalım. Dönüşte Medya Terapi'de KRT Televizyonu ve Yön Radyo'da tekrar. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medya Terapi'ye devam ediyoruz. Gündemin önemli başlıklarını hatırlayıp hatırlatarak ve yorumlayarak. Dış politikadan önemli bir haber dün akşam bütün dünya gündemini sarstı. Sarstı diyoruz çünkü çok önemli bir görev değişikliğinden söz ediyoruz. Birleşik Krallık ya da İngiltere diye andığımız ülkenin yeni başbakanı artık Elizabeth Mary Truss ya da yaygın kullanılan ismiyle Liz Truss hanımefendi. İngiltere'nin eski ticaret bakanlarından ve en son düne kadar da, yani dün öğle saatleri itibariyle de İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve Boris Johnson kabinesinde de bir süredir Dışişleri Bakanlığı yapan Liz Truss, Elizabeth Mary Truss. 1975 doğumlu bir hanımefendi, 47 yaşında, oldukça genç bir siyasetçi, genç ama iddialı bir siyasetçi. Başbakanlık yarışında, daha doğrusu İngiltere'de o işte mevcut yasalar gereği iktidardaki partinin genel başkanlığına ya da liderliğine seçilen insanın otomatik olarak başbakan olması sistemi var. Dolayısıyla bu başbakanlık yarışında parti içinde iki adaylı bir yarışma içindeydiler. Yaklaşık bir aydır ya da haftalardır bu yarış devam ediyor. Partililerin kullandıkları oylarla, ki o oylama sonucunda da Liz Truss 81 binden fazla oy aldı. En yakın rakibi Boris Johnson kabinesindeki en son ticaret bakanı Hindistan asıllı Rishi Sunak da 60 bin civarında oy aldı. Dolayısıyla Liz Truss muhafazakar partinin ya da İngiltere'de yaygın olarak anılan Tory partinin lideri olarak seçildi. Bu ne anlama geliyor? Geçenlerde ya da haftalar önce görevinden istifa eden ama işte yeni başbakan ya da yeni lider seçilene kadar görevi devam ettiren Boris Johnson'ın yerine Liz Truss'ın başbakan olması anlamına geliyor. İngiltere'nin 56. başbakanı, yani ya da Birleşik Krallığın 56. başbakanı ve Birleşik Krallığın 3. kadın başbakanı. Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra da 3. kadın başbakan olarak görevine başlayacak. Ne zaman? Kraliçe 2. Elizabeth'ten görevi aldıktan sonra, yani önce Boris Johnson gidip görevi teslim edecek kraliçeye, ardından da Liz Truss başbakanlık görevine başlayacak. Liz Truss'ı tabii çok önemli sorunlarla dolu bir dosyalar yığını bekliyor. Öyle hani Ticaret Bakanlığı'yla, Dışişleri Bakanlığı'yla kıyaslanamayacak derinlikte ya da ciddiyette dosyalar bekliyor. Çünkü koskoca Birleşik Krallığın başbakanı olmak öyle kolay bir hadise değil. Dünyanın en güçlü ülkelerinden birine başbakan oldu Liz Truss. Hatta Boris Johnson'ın veda konuşmasını hatırlarsınız. O Downing Street'te 10 numaralı konutun önünde yaptığı konuşmada dünyanın en iyi görevi dedi. Aslında dünyanın en zor görevlerinden birinden bahsediyoruz tabii ki. Boris Johnson'un bıraktığı ciddi bir miras, ciddi bir enkaz var tabii ki İngiltere'nin önünde. Çünkü Boris Johnson hem ekonomide hem diğer politikalarda, özellikle de uluslararası alanda
devasa bir enkaz bırakmış durumda İngiltere'de. Biraz da muhalefetteki İşçi Partisi'nin en zayıf dönemine denk gelmesi nedeniyle de Boris Johnson kelimenin tam anlamıyla her şeyi berbat etmiş bir şekilde bir Downing Street bırakıyor Liz Truss'a. Özellikle de uluslararası ilişkilerde mesela Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta açıkça Ukrayna'nın arkasında saf tutan NATO'nun en ateşli Ukrayna savunucusu olarak ortaya çıktığı için ciddi bir ekonomik bedel de ödemek zorunda. Bütün Avrupa ülkelerinin ödediği gibi yani bir ciddi enerji faturası ile enerji maliyetleri ile karşı karşıya kalan bir İngiltere'den söz ediyoruz. Daha yakın geçmişte Avrupa Birliği'nden ayrılmış olmanın yani o Brexit'i hayata geçirmiş olmanın çok ağır bir ekonomik faturasını aynı anlamda da siyasi faturasını ödemeye hazırlanan bir İngiltere'den söz ediyoruz. İçeride ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşan bu anlamda da ciddi kemer sıkma politikaları ama aynı anda da işte üretimi, sanayiyi, ekonomiyi geliştirmek için de vergi indirimleri vaat eden bir İngiltere Başbakanı'ndan söz ediyoruz. Liz Truss'ın öyle vaatleri var. Vergileri azaltacağım diyor. İşte vergileri azaltacağın zaman da bu sefer ülkenin refahı için hazinenin kaynaklarına dayanmaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla her alanda ciddi sıkıntılarla dolu bir dosyayı ama tabii çok önemli ve çok onurlu da bir görevi devralan bir kadın başbakan Liz Truss. Uluslararası ilişkiler deyince Türkiye ile ilişkileri de tabii önemli bir gündem maddesi en azından bizi ilgilendiren tarafıyla. Geçmişte, yakın geçmişte Türkiye ile hem NATO çerçevesinde hem de bu göçmen politikaları çerçevesinde önemli zaman zaman da gergin bir gündem yaşayan İngiltere ile Türkiye ilişkilerinde gözler hep o göçmen politikalarında olacak. Neden? Özellikle de belli bir konuda. Mesela bir grup göçmenin oradaki kamplardan Ruanda'ya gönderilmesiyle ilgili olarak Türkiye'den yardım talep eden ve Türkiye'ye gönderilebilir, oradaki göçmen kamplarına gönderilebilir bunların bir kısmı diye Türkiye'yi de oldukça rahatsız eden, bizim de dışişlerinin tepki gösterdiği bir demeci akıllarda. Bakalım bu talebini yineleyecek mi Liz Truss? O da tabii önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğimiz bir konudur, bir olgudur. Liz Truss'a hayırlı olsun diyoruz. Birleşik Krallık'ın başbakanlığı görevi. Bakalım İngiltere'nin dünya ile ilişkilerinde ama en önemlisi de tabii Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinde nasıl bir dönem başlamış olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Yine içeriden bir konuya da değinmeden bitirmeyelim gündem başlıkları kısmını. Yasaklar. Her gün burada hani gün geçmiyor ki falanca yerde bir grup dinci, bir grup geri kafalı, bir grup yobaz, bir grup örümcek kafalı bir demokratik faaliyeti, bir insani faaliyeti engellemek için harekete geçmiş olmasın. Dün de bir grup dinbaz kalkmışlar. Kim buna? Din Görevlileri Birliği Derneği isminde bir oluşum. Bir yerde Zakkum isimli bir müzik grubunun konserinin yasaklanmasını talep etmişler. Gerekçeye bakar mısınız? Sıkı durun. Gerekçeye bakar mısınız? Zakkum bitkisi cehennemde yetişen bir bitkiymiş. O yüzden harammış böyle bir isimli bir grubun kalkıp da konser vermesi. Ya bu adamlarla aynı havayı soluduğumuza, bu adamlarla aynı pasaportu, aynı TC kimlik kartını taşıdığımıza inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum, kabul etmek istemiyorum. Böyle bir kafayla aynı düzlemde bulunmayı kabul etmek istemiyorum. Bakın meseleyi daha ileri götürüp de Aysun Kayacılık yapmayacağım. Bunlarla aynı eşit oya mı sahibiz filan demeyeceğim. O tartışmaya girmiyorum ben. Aysun Kayacı o beyanını söyledi. Kimileri diyor ki ya Allah razı olsun ağzına sağlık o kadını söylediği her gün doğrulanıyor filan. O işin başka tarafı. Ama bunlarla aynı oksijeni soluduğuma inanamıyorum ya. Düşünebiliyor musunuz? Şu müzisyenler grubunun ismi cehennemde yetişen bir bitkinin ismiyle aynıymış. Dolayısıyla bunlar konser vermesin diye ciddi ciddi bunu kaleme alıp yetkili makamlara, ilgili makamlara başvurmuşlar konserini yasaklayın diye. Ya Zakkum Türkiye'nin her yerinde, her bahçede, her yol kenarında falan yetişen bir bitki. Hani memleketi cehenneme çevirdiğiniz ayıbını bir tarafa koyuyorum. Cehennemde böyle bir bitki yetişiyor diyor. Bunların da ismi böyle diye. Hani utanmasalar diyecekler ki bunlar satanist, şeytancı falan müzik yapıyorlar. Ya yapmayın beyler. Bizimle bu kadar dalga geçmeyin. Hakikaten bu iş artık dalga geçme seviyesine falan vardı.
Neymiş efendim, sigara içilecekmiş o konserde. Neymiş efendim, falanca yerde içki içilecekmiş. Ya sigara ve içki yasak mı? Trilyonlarla gelir elde ediyorsunuz. Onlar da din görevlilerine harcanıyor zaten. Maaş olarak ödeniyor onlar. Trilyonlarla gelir elde ediliyor bunlardan. Bu arada Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten çıkarılmış bir demeci ya da bir faaliyeti nedeniyle onun da haberini son dakika olarak sizlere aktarmış olalım. Tezcan Karakuş, Mimar Tezcan Karakuş, Ankara Mimarlar Odası Başkanı memuriyetten men edilme cezasına çarptırılmış. Yani kamu görevinde bulunamayacak cezasına çarptırılmış. Bir başka ayıp daha. Tam bir ayıptan bahsederken başka bir ayıbın içine düşüyoruz. Bu arada yasaklara tekrar dönelim. Çarkıcı Gülşen hala ev hapsinde bildiğimiz kadarıyla. Bir takım konserler orada burada bu yobazların dilekçeleri üzerine hala yasaklanmaya devam ediliyor. Bunlar da bu dönemin ayıplı bir sicili olarak tarihi kayıtlara geçmiş oluyor. Gündem özetle böyle. İçeriden dışarıdan yasağıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle ve tarihi anımsatmalarla gündemi bu şekilde hatırlattıktan sonra gelin gazetelerimizi okuyalım hep birlikte. Cumhuriyet Gazetesi karar Ekim'de diyor. Hazırım sözlerine altılı masadan yanıt geldi. Perde arkası logosuyla bir manşet haber yapmış Cumhuriyet Gazetesi. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu ya dün Fox TV'de. Efendim hazır yani siz başkan adayı olmak istiyor musunuz? Yani adaylığınızı masaya koyuyor musunuz diye masa karar verir ona. Ama hani masa kararlaştırırsa neden olmasın diye de hani gönüllü olduğunda, talip olduğunda bir şekilde ima eden bir açıklamada bulunmuştur. Ve altılı masanın temsilcilerinden yani siyasi kulislerden derlenmiş bir haber bu. Cumhuriyet'in manşetinde Selda Güneysu isimli meslektaşımızın derlediği bir haber. Karar Ekim'de diye bir vurgu yapılmış. Yani şimdiden bir isim telaffuz edemeyiz şeklinde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri altılı masada yer alan diğer muhalefet partilerince adaylık için yeşil ışık olarak değerlendirilip uzlaşı vurgusu yapıldı deniliyor. İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ile ilgili yetkili kurullarımızda değerlendiririz yanıtı geldi. Saadet Partisi cephesi Ekim'de aday masada olur, ortak karara saygı duyarız derken Deva da önceliğimiz mutabakat ve ortak aday tavrı sürdü deniliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylediğiyle aslında çelişmeyen görüşler bunlar. Bu arada Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından eski CHP milletvekili meslektaşımız Mustafa Balbay'ın da köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılmış bir sohbetten satır başları var. Bakın Mustafa Balbay'ın konuşmasından çıkan satır başlarından biri de şu. Hani Abdullah Gül'ün 11. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı mümkün olabilir mi, gündeme gelebilir mi söylentileri vardı ya. Abdullah Gül'le geçen gün böyle işte 30 Ağustos kutlamaları ile ilgili bir video yayınlayınca aa bak ismini sıcak tutmaya çalışıyor. Yine böyle ben de varım denklemde, beni de unutmayın diye böyle ortalarda gözükmeye çalışıyor diye bir yorum yapıldıydı ya, ya da yorumlar yapıldıydı. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu Gül'ün adaylığı ile ilgili olarak o da konuşulabilir gibi bir cevap vermiş Mustafa Balbay'a. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet Sayın Gül de diye bir cevap vermiş. Yani bu da tabii önemli bir tartışma başlığı açacaktır. Hani demin dedik ya bu adaylıkla ilgili olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş olamaz. Çünkü onlar İBB'nin ve ABB'nin başkanları, belediye başkanları, onları denklemden çıkarmıştı. Ama mesela Abdullah Gül'ün adaylığı olasılığını tamamen reddetmeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Bu da ilginç, bugüne bir konuşma başlığı olarak yansıyacaktır. Mesela rüşvet operasyonu ile ilgili de bir temiz eller operasyonu gerektiğinden söz etmiş. Mesela seçim güvenliği ile ilgili kusura bakmasınlar Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz demiş. Ve mesela helalleşme başlığında da karşılık buldu. Tersine helalleşme de söz konusu oluyor demiş. Yani onlar da bizden yani. Bizim geçmişte ya da bizim gibi düşünenlerin geçmişte küstürdüğü, gücendirdiği insanlar da gelip bizden helallik istiyorlar gibi
ya da haklarını helal ediyorlar gibi de bir cevap vermiş Mustafa Balbay'ın köşesinden, bu aktarılmış Cumhuriyet'in birinci sayfasına. Tokatköy, sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Orada kentsel dönüşüm gerekçelendirilerek ya da bahane edilerek bir zulüm yaşanıyor, bir hukuksuz yıkım yaşanıyor. Böyle zulüm görmedik diye Tokatköy mahallesi halkının izlenimleri de Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Saray şükretmedi diye bir başlık var Cumhuriyet'te. Bakın sayfanın daha altında, evet geldi şimdi. Cumhurbaşkanlığına 6.6 milyar TL, Diyanet'e 35.9 milyar TL'lik bütçe ayrılmış. Yani yurttaşa sürekli şükür ve sabır çağrısı yapan iktidarın aslında kendi ödeneklerini nasıl şişirdiğini, nasıl arttırdığını anlatan ibret verici bir haber. Hürriyet gazetesi balkondan Tarkan 500 dolar şeklinde bir manşet atmış. Şimdi İzmir'de biliyorsunuz İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları yapılıyor. 1920'de 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında görkemli kutlamalar yapılıyor. Çok sayıda festival, etkinlik, konserler. Tabii bu arada da sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun da görkemli bir konser vereceği açıklandı. Şimdi o meydan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanması münasebetiyle kordona bakan meydanda, oradaki evlerin balkonlarından da bu konser tabii bedava izlenebileceği için orada 500 dolara balkonunu kiralayanlar varmış. Demek ki öyle konser biletlerinin bayağı ciddi paraları var. Evlerinin balkonlarını 500 dolara kiraya verenler varmış. Vallahi gidip yani neticede şarkı dinliyorsun. 300 metre öteden Tarkan'ı dinlemek için çıkıp balkondan illa da görmek gerekmiyor. Ama hani 500 doları öyle bir şey için vermeye hazır insanlar da var mı onu da bilemiyorum. Solcu ailenin muhafazakar kızı diye Liz Truss'ın seçiminden bahseden, İngiltere'nin yeni başbakanının seçiminden bahseden haber. Enflasyon adım adım düşecek vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer veren bir haber. Ve sür manşet gibi bir konumda da yeni sancarlar, yeni şahinler gelecek diye bir müjdenin haberi var. Yeni sancarlar derken Nobel ödüllü vatandaşımız Aziz Sancar'dan, yeni şahinlerden bahsederken de işte bu BioNTech firmasının sahibi, o ünlü aşıyı bulan ekibin başkanı Uğur Şahin'den söz ediyor. Selçuk Bayraktar'dan da tabii o arada söz ediyor. Yani Aziz Sancar ve Uğur Şahin'le Selçuk Bayraktar'ı aynı kategoriye koymuşlar. Nasıl bir alakaysa, bir tanesi Nobel ödüllü, ötekisi koca dünyayı sarsacak bir buluşla BioNTech'i geliştirmiş, bir ikisi bir silah üretiyor. Niye aynı kategoride? Tabii onu da anlamak biraz mümkün değil. Uzatmada kükredi diye Gomis'in fotoğrafıyla, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Gomis'in fotoğrafıyla dün Galatasaray'ın İstanbul'da Gaziantepspor'u 1-0 yenik düştükten sonra ileri geçip, öne geçip 2-1 yenmesi haberinden söz ediyor. Bir de o hani az önce de değinmiştik ya, Ankara Gücü Beşiktaş maçında sahaya inip Beşiktaşlı futbolculara saldıran o saldırgan teröristi oradan uzaklaştırmaya çalışan Beşiktaşlı oyuncu Josef'e kırmızı kart gösterdi. Akıllara ziyan bir kararla hakem dedi ki niye sen teröristi sahadan uzaklaştırıyorsun, arkadaşlarına saldırmasına izin vermiyorsun diye. Beşiktaşlı Josef'e kırmızı kart gösterildi. Saldırgan Josef cezalı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Saldırgan serbest bırakılıyor sorgudan sonra ama Josef bu haftaki maçta, Başakşehir maçında ceza mı alacak? Onu tabii ki Beşiktaş camiasının kabul etmesi mümkün değil. Beşiktaşlıyım diye söylemiyorum. Herhangi bir takımdan birisinin başına böyle bir şey gelse aynı tepkiyi gösterir. Sahaya girmiş serserinin biri oyunculara saldırıyor. Sen de oyunculardan biri olarak ya ne yapıyorsun filan diye adamı tutup itiyorsun. Sana kırmızı kart gösteriliyor. Maç da bitmiş o sırada. Olacak şey değil yani, akıllara ziyan.
Sözcü gazetesi adaylığım için uzlaşma olursa ben hazırım sözlerini Sayın Kılıçdaroğlu'nun manşete çıkarmış. Ama bu sözler sadece Fox'tan aktarılmıyor. Saygı Öztürk de konuşmuş. Yani anlaşılan Mustafa Balbay gibi Saygı Öztürk de bir sohbet yapmış. Sözcü'ye çok özel açıklamalar yaptı diye Saygı Öztürk'ün röportajı adaylığım için uzlaşma olursa ben hazırım diye manşetten sunulmuş. Utanmadan sıkılmadan iş arayanların tablosu diyor. Erdoğan utanmadan sıkılmadan iş yok diyorlar demişti. İşte diyor Sözcü gazetesi utanmadan sıkılmadan iş arayanların tablosu. Mesela Adıyaman'da İl Spor Müdürlüğü'ne 6 erkek temizlik işçisi alınacakmış. 3813 kişi başvurmuş. Yine Adıyaman'da Sağlık Bakanlığı için 19 temizlik görevlisi alınacak. 17.086 kişi başvurmuş. Bunlar her zaman duymaya alıştığımız haberler. Yani işsizlik yok diye utanmadan, sıkılmadan yalan söyleyen bir yönetimin suratına çarpan bir tokattır bu haberler. Bir Gün gazetesi damadın has borsa takımı diyor. Damattan kasıt Sayın Berat Albayrak, eski Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın damadı. Ortaya dökülen onlarca rüşvet ve suistimal konuşulurken Borsa İstanbul'u atlamak olmaz. Bahadır Özgür imzalı bu haberde şu söyleniyor. Borsa İstanbul yönetimi Erdoğan Albayrak kabinesi gibi ama güçlü olan damadın tarafı diyor. Erişah Arıcan, bu işte tez danışmanı filan dedikleri bir ekonomi hocası Berat Albayrak'ın. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, malum son rüşvet skandalının aktörlerinden biri. İrfan Güvendi, Fahrettin Altun, Yunus Arıncı, Necdet Kardan, Şenol Duman, Metin Kıratlı. Fahrettin Altun'un ne alakası var burada? Saray ekibinden Borsa İstanbul'un vitrini. Evet, Fahrettin Altun da o vitrindeymiş. İletişim başkanı diyebiliyorduk ama borsada da demek bir görevi varmış Sayın Altun'un. Sağ üst köşede Bir Gün'de 6-7 Eylül pogromuyla halen yüzleşilmedi diye bir başlık var. 1955'i hatırlatan başlık. Enflasyon 15 aydır sürekli yükselişte diyor. Son 23 yılın rekoru, daha doğrusu 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun haberi. Evrensel Gazetesi bugün de yarın da yoksulluk diye manşet atmış bugünkü birinci sayfasında. Hükümet ayarıyla düşük tutulmakla eleştirilen TÜİK enflasyonu dahi %80'i aştı denilmiş. Karar Gazetesi koridordan bize ekmek çıkmadı diyor. Yani bu tahıl koridoru açıldı falan diye haberler yayıldı, çıktı ya, yani işte bir takım Türkiye'nin girişimleriyle burada işte Boğazlar'da da bir merkez kuruldu filan ama tahıl koridoru bizim ekmek şeyimizi, maliyetimizi azaltmamış. Dünya Gazetesi tahıl fiyatları yeniden yüksek artış görebilir diye uyaran Ukrayna Tarım Bakanı Solski'nin Dünya Gazetesi'ne verdiği özel demeci manşetten sunmuş. Milli Gazete açık 3 ayda daha da açıldı diyor. 9 ayda 3 sefer çark etti diyor. Bütçe açığı tahmininin tutmamasına dair bir manşet haber. Akşam Gazetesi barış kılıflı casusluk diyor. KKTC'de casusluk yaparken yakalanan Rum vatandaşı Andreas Soutsis'in barış aktivisti kılıfıyla sık sık Türk tarafına geçtiği ortaya çıkmış. Yeni Şafak Gazetesi FETÖ'ye af, HDP'ye bakanlık, yani KHK'lıların görevlerine geri getirilmesini büyük bir yalanla FETÖ'ye af diye sunan ve HDP'ye bakanlık meselesini ya da ihtimalini eleştiren bir başlık. Sabah Gazetesi 5,5 milyon kişi icradan kurtuluyor diye işte icralık borçların, yani 2000 lira ve altındaki icralık borçların iptal edileceği, silineceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Türkiye Gazetesi mühendis çok, kaynakçı yok. Şirketler 20.000 TL maaşla usta bulamıyor. Hep aynı yalan. İş var, maaşı beğenmiyorlar. Şeyler, nankör işçiler haberi, yalanı daha doğrusu. Milliyet Gazetesi 5,5 milyon kişinin borcu silindi, 10 milyon icra dosyası kapandı diyor manşetinde. Posta Gazetesi yine 5,5 milyon vatandaş icradan kurtuluyor demiş. Posta'nın manşetinde de o tişörtü çıkardı diye İstanbul'da birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Seda Kurt'u 19 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yurt dışına kaçan Ercan Akkaş'ın Gürcistan'da bir cezaevinde öldürülmesi, dolayısıyla da bir şekilde o cinayetin zanlısının hem ortaya çıkmış olması hem de hayatını kaybetmiş olması haberi. Aydınlık Gazetesi
Kamusuz olmaz diye manşet atmış Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu'nun demecini manşete taşımış. Yeni Akit gazetesi Yunan dengemizle muhatabımızla değil diyen Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını sürmanşetten sunuyor. Geçen gün hayatını kaybeden mutasavvuf ve cerrahilik tarikatının önde gelenlerinden Sayın İnançer'in, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninden bir görüntü var ve HDP Bakanlık Ortaklığın itirafı diye de Yeni Akit'te oradan yürümüş. Diriliş borçlusu icralık borçlar siliniyor demiş ve yıkım ittifakı diye yine HDP'ye bakanlık verilebileceği ihtimali üzerinden Millet İttifakı'nı eleştiriyor. Gazete Pencere ve 2. yüzyıla da bakalım. Gazete Pencere, işin buralara varacağı belliydi. Zakkum konserine skandal itiraz diye az önceki yasak talebinden bahseden haber ve 2. yüzyılın da manşetinde. İkinci yüzyılı görelim. Evet, onlar da AKP'ye oy vermeyiz diyen bir takım kurucu isimlerin demeçleri. Sayın KRT Televizyonu ekranından tekrardan merhaba. Medya terapiye devam ediyoruz. 6 Eylül Salı sabahında sırada televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimiz var. Sabahları uyanmak hepimiz için zor. Yani o saati kuruyorsunuz ya da telefonu kuruyorsunuz. Bazen işte bu akıllı saatleri falan kuruyorsunuz. Ama o zil çaldığında ya bir 5 dakikacık ya ya da bir dakikacık ya falan diye hepimiz mızmızlanırız. Hiç kimse inkar etmesin. Ama bu mızmızlanmalara göre ya da mızmızlanmalara çare olarak bilim insanları boş durmamışlar. Bakın öyle bir yatak üretmişler ki adamı nasıl kaldırıyor. Uyanma zorluğu yaşayanlar için tasarlanmış alarmlı yatak. Yani sadece zil çalmıyor, aynı zamanda Allah esirgesin deprem olmuşçasına şöyle bir sallandırarak hadi bakalım çabuk hemen tıraş olunacak, diş fırçalanacak, duş alınacak, giyinilecek ve o görev ya da hani programladığınız her neyse sizi bekliyor şeklinde bir icat. Tabii pek çoklarının hoşuna gitmeyecektir. Ben de açıkçası böyle uyandırılmayı hiç istemem. Mehmet Ali Erbil diye bir fenomenimiz var. Ülke çapında ünlü hem tiyatro oyuncusu hem sinema oyuncusu, dizi oyuncusu, şovmen, televizyon yıldızı vesaire. Yıllardır gündemde Mehmet Ali Erbil. Yaşını bilmiyorum ama bana yakın bir yaşta olduğunu tahmin ediyorum ama hiç eskimeyen bir karakter. Zaman zaman biraz böyle hani genel ahlak, çok yuvarlak bir tabir ama sınırlarını kendisi kaç yaşında? İşte yaşıtmışız, söylemeyeceğim kaç yaşında olduğunu da, yaşıtmışız Mehmet Ali Erbil'le. Hatta tam aynı yaştaymışız üstelik. Zaman zaman böyle hani genel ahlak çizgileri diye tanımlanan çizgileri bir hayli aşmasıyla meşhur bir vatandaşımız. Şimdi kalkmış bir demeç vermiş ya da bir röportajda. Diyor ki ne demiş bakayım, eşcinsellik toplum için... benim için sapkınlıktır diyor. Bizim adetlerimizde böyle bir şey yok diyor. Şimdi bizim adetlerimiz derken hemen kendi ahlak anlayışını ya da kendi adetlerini filan topluma mal ediyor. Yani benim adetlerim toplumun adetleridir demeye çalışıyor. Eşcinselliği de sapkınlık diye tanımlamış. Pek çoklarının tanımladığı gibi. Halbuki cinsel yönelimlerden bahsediyoruz. Lezbiyenlik, translık, efendim geylik vesaire, eşcinsellik filan. Mehmet Ali Erbil burada bir kere bir yanlış tespit yapıyor. Ama birisi hemen hatırlatmış. Diyor ki yukarıda, senin adetlerinin yanında biz hacı kalırız diyor. Şimdi o Twitter kullanıcısının kastettiğini aslında hepimiz biliyoruz. Hani Mehmet Ali Erbil hayranı olmak, sürekli onu izlemiş olmak bilen gerekmiyor. O televizyonların show programlarında neler neler yaptığını, hani en meşrebi geniş insanların bile yüzünü kızartacak ne hareketler yaptığını herkes biliyor Mehmet Ali Erbil'in. Dolayısıyla kalkıp da bizim adetlerimize göre şu sapkınlıktır, bu bilmem neliktir diyecek en son Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından biri olduğunu da hatırlatmış. Senin adetlerinin yanında biz hacı kalırız Mehmet Ali Bey diyor. Ya ayıptır. Bari sen girme bu toplara değil mi Mehmet Ali Bey? Yazıktır.
Bir başka seçtiğimiz Twitter mesajı da Almanya'daki şu toplu ulaşımdaki meşhur uygulamayla ilgili. Bilmeyenler için hatırlatalım. Almanya bu enerji krizi, enerji sıkıntısı nedeniyle çok örnek bir uygulama başlattı. Galiba büyük şehirlerde Berlin, Frankfurt, Bonn neyse oralarda 9 euroluk bir aylık bilet alıyorsunuz ve bütün toplu taşımayı sadece 9 euroya kullanabiliyorsunuz. Galiba bu belli bir süre uygulanmış, şimdi kalkmış uygulama. Ama bir takım uyanıklar ne yapmışlar? Bakın böyle bir hani toplu ulaşıma para vermeyelim diyen aktivistler aralarında bir sigorta şirketine benzer bir fon oluşturmuşlar. Diyorlar ki buraya 9'ar euro yatırın, bununla bilet alın, şey yapın, seyahat edin şeyde toplu ulaşımda. Eğer ceza gelirse, daha doğrusu para vermeden seyahat edin. Ceza gelirse, çünkü denetimler böyle spot denetimler oluyor. Orada her yere biner inerken bir yere kart okutmuyorsun bizdeki gibi anladığım kadarıyla. Yani Almanya'da yaşayanlar bilirler. Ceza gelirse biz bu fondan karşılayalım. Sigorta sistemi adeta. Pek çok Avrupa ülkesinde öyledir. Otobüse binerken, metroya binerken her defasında bir yere bir kart basmak zorunda değilsiniz. Ya da o Akbil gibi bir şeylerden filan. Ama denetim olduğu zaman çok ağır cezaları var. İşte 50 euro, 100 euro neyse 500 euro filan. Böyle bir fon oluşturuyorlar. Ceza aldığın zaman oradan ödüyorlar. Dolayısıyla eğer yakalanmazsan denetime bedavaya seyahat ediyorsun. Bayağı akıllı bir iş. Diyor ki itaatsizlikleri bile sistemli bu adamların, diyor Nalan Siper isimli Twitter kullanıcısı. Burada denemeye kalkmayın. Burada olmaz çalışmaz. Zaten her yerde de o kartı göstermeden, bastırmadan geçmiyorsunuz. Burada da başka tür denetimler var. Zaman zaman rastlıyorum metroda. Bu İstanbul kartlar falan var ya, bu kartlar, onların çoğu kişiye özel tanzim edildiği için bazı metro istasyonlarının girişinde güvenlikçiler kontrol ediyorlar ya da belediye görevlileri kontrol ediyorlar. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Aman o tür sahtekarlıklara başvurmayın. Ha, diyebilirsiniz ki ya bu pahalılıkta insan hangi imkanı bulursa o şekilde ucuza getirmeye çalışabilir. O başka bir şey, ama yani kuralları, yasaları da ihlal etmek işin başka bir tarafı. Ve son görüntümüz Habertürk televizyonundan bir tartışmadan. Orada anladığım kadarıyla enflasyon meselesi tartışılıyor. Hayat pahalılığı tartışılıyor. Bakın Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'le hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen arasında sık sık alevlenen o tartışmalardan biri daha dün ekrana nasıl yansımış? İnşaat, Kübra Hanım, inşaat %11 daraldı halde. Ben devam edeyim. İnşaat %11'de daha iyi büyük durumda mı? Yani inşaat yok bu işlerin içinde. Müsaadeniz. Tamam. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ekonomin çok iyiyse 1 doların niye 18,22 kardeşim? Tamam, benim söylediğim şu. Kur korumalıya bu kadar ucu açık faiz ödemeye niye devam ediyorsun? Ne ucu açık ya? Ucu açık ödüyorsun ya şu anda. Ya bırakam ya Cem ya. Yanlış bilgi yeter ya. Ya. Ya bugün ama sen kur korumalıya 60 milyarın üzerinde ya. Para ödemişsin. Ya faiz, hala kalkıp da sen bunu... Faiz %20 olsa 500 milyar para ödeyeceksin ya. Bir de hataya hata deme kardeşim ya. Hayır. Tamam, bırak. Gerçek söyle ya. O zaman diyorum ki... Niye gerçekleri söylemiyorsun? Cem, üretim yok diyorsun ya. İndir faizi sıfıra. %50 büyüyelim hiper enflasyonla. Görelim bakalım ya. Lojistik artmış ya. Ülke ne kadar büyüyor? Bir müsaade et bana. Avrupa'ya lojistiğin iki katına çıkmış. Müsaade ya. Et bana, müsaade. Üretim yok. Şimdi kardeşim, bak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül-Kasım döneminde 122 milyarlık iç borç seviyesine karşılık 130,5 milyarlık iç borçlanma. Türkiye'nin iki değerli ekonomisti Sayın Cem Küçük, ordinarius ekonomist, ve Sayın Profesör Doktor Ersan Şen ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla ünlü iki değerli ekonomist, bilim insanı tartışıyorlar. Sesler yükselmiş. O arada bağırışlarından sadece ya 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 sesleri anlaşılıyor ve ortadaki moderatör sunucu Kübra Apar büyük bir bahtiyarlık içinde yaşasın, sesler yükseldi, reyting de böyle tavan yapacak diye büyük bir mutluluk içinde ikisinin de bağırışlarını izliyor. Böyle tartışma olur mu ya? Ekonomiyi bırakın, ekonomistler tartışsın. Cem Küçük'ün işi mi, Ersan Şen'in işi mi yani?
Neyi tartışıyorsunuz orada? Ya tamam, genel siyasi atmosferden tartışma oraya gelmiş falan olabilir ama yani ben bir televizyon sunucusu olsam, ya orada stüdyoda bir ekonomist varsa onun yanında bunun tartışılmasına izin vermezdim herhalde. Böylesine de bağırış çağırışa da izin vermezdim. Bir anlaşılır bir tartışma ortamı olsun ama işte bazen moderatör kardeşlerimiz, arkadaşlarımız böyle şeylerden büyük bir huzur duyuyorlar. Bakar mısın kadının şeyde suratındaki mesut şeye, çehreye, ne güzel sesler yükseldi, reytingi bugün yırtacağız, kıracağız diye bir bahtiyarlık içinde. Bu kısmında altını böylelikle çizmiş olalım, gelelim gazetelerin köşe yazarlarından alıntılar bölümüne. Efendim, Bir Gün gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Bir Gün'de bugün ikinci sayfada Ateş İlyas Başsoy'un köşesinde %40 ifadesini görüyoruz. Diyor ki Ateş İlyas Başsoy, Mayıs'ın 5'inde Türkiye saatiyle sabah 2'de gazeteden arkadaşlarla evde sohbet ediyorduk. Kenarda açık unutulmuş televizyonda yayın kesildi ve siyah tenli güzel bir genç kadın görüntüsü çıktı. Bunun aynı anda bütün dünyada olduğunu o sırada bilemiyorduk elbette. Ekranın altında kadının adıymış gibi Demeter sözcüğü görülüyordu. Kadın uzunca bir süre gülümseyerek durdu. Sonra yavaşça tek bir cümle söyledi ve yayın kesildi. Önce kimse bir şey anlamadı. Antik dillerin karışımı bir cümleymiş. Gün doğmadan cümlenin net çevirisi dil bilimciler tarafından onaylanmıştı. Aziz Nesin'in dediği oranda, yani aptal %60 bu yılın son saniyesinde yok edilecek. O andan itibaren Aziz Nesin tüm dünyada en çok aranan isim oldu. Devam edecek demiş. Yazının başlarındaki %40'tan Ateş Bey'in neyi kastettiği anlaşılıyor. Doğan Tılıç, İzmir'de ağız tadı başlığıyla bir yazı yazmış. Bugün İzmir'den söz ediyor. İzmir İnternasyonel Fuarı'na getirmiş lafı. 91. İzmir İnternasyonel Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Terra Madre Anadolu Fuarı'nda bir etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den başka bir tarım mümkün çalışmaları kapsamında il sınırları içindeki 4658 çobana ulaşarak ne kadar süt sağıyor, ailesinde kaç kişi yaşıyor, ne kadar gelir elde ediyor gibi bilgilerle kapsamlı bir çoban haritası hazırlandığını dinledik. O çobanlardan alınan sütlerle ve kooperatifçiliği merkez alan bir anlayışla şimdi İzmirli markasıyla dünya pazarlarına ulaşacak çeşitli peynirler ve etten makarnaya pek çok başka tarımsal gıda üretildiğini öğrendik. Bazılarını tattık. Bir gazetecilik, bir de yerel yönetim başarısı, ağız tadı için ne olsun diye bir başlık atmış ve yine bir takım gazetecilik projelerini de anlattığı, yani yazının başında anlattığı köşesinde bu sabahta izlemişsinizdir. Savaş Kerimoğlu'nun Uyanma Vakti programında da Sayın Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, bu projeden detaylı bir şekilde söz etmişti. Dinleyenler için onu da hatırlatalım. Bahadır Özgür, Bir Gün gazetesinin yazarlarından, Berat Albayrak'ın borsadaki A takımı manşete de çıkan o haberini geniş bir şekilde tam sayfa vermiş Bir Gün gazetesi. Ayça Söylemez, hukuk da sansürlendi diyor bugünkü yazısında. Diyor ki, temel hak ve özgürlüklere ilişkin ortaya koymaya çalıştığımız olumsuz tablonun temelinde yargı bağımsızlığının tam olarak tesis edilememiş olması yatmaktadır. Hukuk sistemimizin içinde bulunduğu durum sadece yargıya işi düşmüşlerin meselesi değildir. Yargının bir bütün olarak kalitesinin artırılması sadece avukatlarla ya da yargı camiasıyla sınırlı bir meslek sorunu da değildir diye yazmış bugünkü Bir Gün gazetesindeki köşesinde. İbrahim Varlı, Bir Gün gazetesinin eş yayın koordinatörlerinden bir tanesi, dünyanın en ilerici anayasası neden reddedilir başlığını kullanmış bugünkü köşe yazısında. Neden bahsediyor? Şili'den. Şili'de faşist Pinochet döneminin anayasasının yerine yeni ve daha özgürlükçü bir anayasa hazırlandığını, çok önemli maddelerinin muhtevasının değiştirilmek üzere hazırlandığını ama yanlış bilmiyorsam %60 küsur, %68'e yakın bir oyla reddedildiğini anlatıyor. Ama o reddedilen anayasada solun rehavetine dayalı, yani solun rehavetinin de bu reddedilmesinden etkilendiğini ya da reddedilmeden etkilendiğini, anayasanın doğru düzgün anlatılamadığını,
sağın ciddi bir manipülasyonu olduğunu, medyanın kara propagandasının etkili olduğunu, Şili'nin sarıları sosyal demokratların bir kazığını solun yediğini, bir korku iklimi yayıldığını sağcılar ve muhafazakarlar tarafından ve bir referandum hatası yapıldığını söylüyor. Bu referandum hatası meselesi önemli. Bizde de o 12 Eylül referandumunda, yani bu işte hukuk sisteminin iyi diş edildiği referandumda da aynı şey yapıldı. Bakın, burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmiş İbrahim Varlı. Diyor ki, bir kez daha görüldü ki temel hak ve özgürlükler referandum konusu yapılamaz. Yani ne yapıyorlar? Aslında reddedilmesini isteyenler bir takım çok temel, yani vazgeçilemez hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler de koyuyorlar. Ötekiler reddedilince bu temel ve hak ve özgürlükleri getiren maddeler de reddedilmiş oluyor. Burada çok ciddi bir oylama hatası söz konusu. 1980'ler boyunca IMF ve Dünya Bankası'nın denetiminde uygulanan neoliberal politikaların olumsuz etkileri Latin Amerika'da derin ve sancılı süreçler içerisinde en ağır şekilde Şili'de hissedildi diye hatırlatıyor İbrahim Varlı. Aralık ayındaki seçimlerde Boric'i destekleyen başkent Santiago ve metropol bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin ilerici kentlerinde de hayır oyları fazla çıktı diyor. Ne olmuş? İşte o hak ve özgürlükleri genişleten maddeler de o şekilde gümbürtüye gitmiş maalesef bu referandumda. Fikri Sağlar Bir Gün'ün yazarlarından, eski değerli bakanlarımızdan, Hırsızın Yanında Olmak başlıklı bir yazı yazmış. Bugün Tezcan Karakuş Candan'dan söz ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, az önce de verdiğimiz o sıcak haberde de Tezcan Karakuş Candan'ın bu Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle ilgili mücadelesi, pek çok antidemokratik uygulamaya karşı mücadelesi neticesinde de kamu hizmetinden, memuriyetten yasaklanma cezası aldığını da hatırlatmış olalım bugünkü bir günden. Cumhuriyet Gazetesi'nde Emre Kongar'ın köşesine bakalım. Emre Kongar, açlık ve ideolojik tartışma başlığıyla yazmış bugün. Diyor ki Emre Kongar Hoca, benim son yazılarımın mantığı şöyle. Önce demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yeniden kurulması ve işletilmesi, yani Türkiye'nin önceliğinin bu olması gerektiğini söylüyor. Sonra da siyasal ve ideolojik kozların paylaşılması demiş bugünkü Cumhuriyet'te. Ali Sirmen, tek çiçekle bahar olmaz başlığıyla yazmış. Şunları söylüyor. Devletin kendi imam kadrosunda tuttuğu, kendi bütçesinden maaşını ödediği kişilerin, namaz kılmamakta direnenlerin katlinin vacip olduğu fetvalarına karşı gıkının çıkmadığı bir düzenin ayıbını Ermeni asıllı bir genci kaymakam atayarak silmesi mümkün müdür? Geçtiğimiz günlerde bir Ermeni asıllı gencin kaymakam atanmasından büyük bir gururla bahsetti yandaş medya, hatırlarsınız. Peki aynı medya neden Ermeni asıllıların 10 yıllardır kaymakam olamadığını ya da çok önemli devlet görevlerinde yer alamadığını hatırlattı mı? Kaç yıldır yapılamadığını ve neden yapılamadığını hatırlattı mı? Yok. Ama bu yönetim bir tane Ermeni asıllı kaymakam atamış. Sanki Türkiye'de bilmem kaç yüz bin ya da kaç milyon Ermeni varmış gibi. Ya zaten 10 yıllardır Türkiye'nin böyle bir ayıbı var. Gayrimüslim kökenlilere ülkenin önemli pozisyonlarında görev vermiyorsunuz. Alevilere görev vermiyorsunuz. Mezhep ayrımcılığı yapıyorsunuz. Siyasi parti ayrımcılığı yapıyorsunuz. Önemli bürokratlar, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri hep nedense iktidar partisinden ya da koalisyon ortağı partilerden atanıyor. Bu ayıp sanki yokmuş gibi bir tane Ermeni asıllı kaymakam atayarak sanki o ayıbı silmiş olacaksınız. Yemiyorlar tabii bunu da. Orhan Bursalı, olağanüstü hal ilanı üzerine bir halüsinasyon diye bir başlık atmış. Diyor ki, olur mu diye bir soru sormuş ara başlıklardan birinde. Anayasanın hoşlanmadığı amir hükümleri bile uygulanmazken anayasanın kendine tanıdığı erteleme hakkını kullanamaz demek
boştur. Şüphesiz ki ertelemeye giderlerse seçimin ertelenmesinden ya da ihtimalinden söz ediyor. Şüphesiz ertelemeye gitmezler de denebilir. Erteleme yerine seçim il ve ilçe kurullarının oluşmasında getirdikleri yargıç seçimi değişikliğine mi bel bağlarlar bilemem. Tabii ki AKP hukuka, demokratik düzene bağlı, ona sadık bir parti. Bunlara zerre kadar tevessül etmez de diyebilirsiniz. Burada ekonomik gidişin giderek altından kalkılamaz hale gelmesi karşısında Cumhurbaşkanı mutlaka iktidarda kalmak istiyorsa elindeki seçeneğin seçimleri erteleme, meşru anayasal düzeni askıya alma olasılığını anımsattım diyor. Sanki ekonomiyi iyice çökertmek için elinden geleni yapıyor olmaları da buna bir kanıt olarak gösterilebilir demeye getirmiş. Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu ile sohbet, adaylık Gül, Peker parti içi başlığını atmış bugünkü yazısına. Oradan bazı satır başlıkları birinci sayfadan da aktarmıştım. Bu Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı meselesi. Ona yanıt olarak şöyle demiş Sayın Kılıçdaroğlu: biz 6 lider yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız, ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet Sayın Gül de. İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim altılı masada isim değerlendirmemiz şimdilik yok demiş. Sedat Peker'in iddialarına, ifşaatına değinmiş. Mafya içindeki bir kişi olarak içeriden bilgi veriyor. Zaten mafyatik örgütler bu yolla çökertilir demiş. Ekonomi Nebati olayı falan değil, onu aştı, günübirlik yaşıyorlar demiş. Beşli çete bir ara bizimle diyalog ortamı aramıştı, artık bıktılar, umutlarını yitirmiş olmalılar diye de özetlemiş görüşlerini. Böyle satır başlıkları halinde Mustafa Balbay'ın köşesinden okunabilir. Yine Kılıçdaroğlu'yla bir sohbet yapan ya da bir özel röportaj yapan gazetecilerden biri de Saygı Öztürk. Saygı Öztürk de bugün Sözcü gazetesindeki haberde, daha doğrusu o röportajı aktardığı haberde şu başlıkları öne çıkarmış. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, yaptığımız çalışmalar 6 liderin açısından, Türkiye açısından, yaşadığımız bölge açısından da son derece değerli. Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bana sizi seçerlerse Cumhurbaşkanlığı adaylığı önerirlerse kabul eder misiniz diye soruldu. Hayır, ben kabul etmem demem doğru değil. Yani sonuçta liderler buna evet derlerse bir sorun olmaz demiş. Cumhurbaşkanı adayı olarak 6 masadan görev alacak, görevlendirilecek, Cumhurbaşkanlığı konusunda seçilecek kişinin masanın ilkelerine, masanın ortaya koyduğu kuralları benimsemesi ve bunun da gereğini yapma konusunda da söz vermesi gerekir diye cevap vermiş. Saygı Öztürk'ün köşesine de bu şekilde yansımış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşleri. Hızla Hürriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Hürriyet'te Ahmet Hakan, sen kocaman bir şakasın Fehmi abi diyor. Fehmi abiden kasıt bir zamanların çok ünlü gazetecisi Fehmi Koru. İşte cemaate yakın o zaman gazetesinde uzun yıllar yazı yazan, o cenaha yakın bir isim olarak bilinen ama aynı zamanda da Sayın Abdullah Gül'le çok uzun yıllara dayalı bir dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği olan Fehmi Koru. Fehmi Koru'nun Abdullah Gül adaylığı konusundaki, yani bunu hep sıcak tutmaya çalışan yazılarına değiniyor. Diyor ki Ahmet Hakan, Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek neredeyse tek adaydır tezinden söz ediliyor demiş. Tayyip Erdoğan'a Erdoğan'ın tam tersi bir aday değil, Tayyip Erdoğan gibi biri mağlup edebilir tezini savunuyor diyor Fehmi Koru için. Abdullah Gül'ü çantada keklik sananlar fena halde aldanmaktadır. Gül aday olmaya hiç ama hiç hevesli değildir tezini savunmuş. Ahmet Hakan da diyor ki, ben Gül'ün adaylığına karşı mıyım? Buna verecek cevabım yok, bilmiyorum. Ben onların yerinde olsam Gül'ün adaylığına Fehmi Koru'dan bile daha fazla gaz veririm. Erdoğan'ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar? Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor: Erdoğan'ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi diyor. Yani Abdullah Gül'ü aday yaparlarsa Erdoğan umduğundan çok daha kolay kazanır demeye getirmiş Ahmet Hakan. Buradan üzülerek tespit etmem ve söylemem gerekir ki ben de Ahmet Hakan'la aynı fikirdeyim. Tarihin garip bir cilvesi diyeyim. Medyaterapiye de bugünlük burada noktayı koyalım. Yarın sabah saat 11'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.